Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kızıl Nil Destanı'nda eş rotasıyla devam ediyoruz. 1. sezon 5. bölümdeyiz. Evtida, Nil'in batı yakasına vardığında dikkat çekici ve şahsına münhasır genç bir adam olan başhekimle tanışır. Bölüm 5 Batı Yakası. Evtida, Reim Sabak'ta aynı şeyi düşündüler. Nekropol önemli kişilerin toplu mezarıdır. Ölülere krallar ve kraliçeler vadisinden daha yakın bir yer yoktur. Ve oraya insanları gömenlerin her zaman parası vardır. Dia bu ikisinin düşüncelerinin ne olduğunu tahmin etti. Rüya büyücüleri böyle yerlerle ilgilenmiyordu. Tizian Amen'e döndü. Efendim, bir müfreze daha gelmiş. Onları gruba dahil edelim mi? İsim listesi var mı? Aklımda tutuyorum. Yazayım mı? Amen önce başını salladı. Gözlerini odanın içinde gezdirdi. Bize doğru el salladı. Onlar yapsın. En azından bir faydaları olacak. Yazı için gerekli olan her şey masalardan sadece birinde vardı. Biraz daha mürekkep ve papirüs getireceğim. Durumu değerlendiren Reims acele etti. Dia sessiz kaldı. Remma işe koyulması için Eva'ya başını salladı. Haydi Etida, Epistat'a yardım et. Ölüleri düşünmek yerine yaşayanları izleseydim iyi olurdu. Yazı yeteneğim pek parlak değil. Masaya oturdu. Papirüsü önüne koydu. Kamış kalemini mürekkebe daldırdı ve yazmaya hazırlandı. Amen onu izlemek için yanında durdu. Titian diğer taraftan sessizce yaklaştı ve dikte etmeye başladı. İsimleri sayıyor. Epistat'ın yüzündeki ifadeyi fark eden Titian Eva'ya doğru eğildi ve papirüse baktı. Sadece bir isim mi? Çok hızlı dikte ediyorsun. Çok yavaş yazıyorsun. Bir kez daha. Görünmez Tanrı. Hiyeroglifleri yazmak neden bu kadar uzun sürüyor? Sen yazmayı biliyor musun? Bir de yamuk hepsi. Sinirlendi mükemmeliyetçi. Eva'nın yanakları utançtan kızardı. Avcılar her hareketini izleyen yırtıcı hayvanlar gibi etrafını sardılar. Bütün bunlar muhtemelen çoktan dönmüş olan Remmao, Dia ve Reims önünde oluyordu. Yakın ilgi beni rahatsız ediyor. Dikteyle yazı yazmak için gelmedim. Beni utandırıyorsunuz. Dikteyle yazı yazmak için gelmedim. Salgınla mücadeleyi kaydetmek değil miydi görevim? Bunu kendi başıma yapardım zaten. Neden böyle bir baskı altında birilerinin isimlerini yazmak zorundayım? Aptalca bahaneler. Bir isim için tam bir dakika harcadın. Cidden uzun ama ya. Çünkü asıl aldığım eğitim yazı değildi. Rüyana girmemi iste. Hemen girerim. Bu günler içinde keşke öncelikli bir yazı yazma eğitimi de falan verseymişler size. Katip bile olmaz senden. Eva Epistat'a baktı ve kaşlarını çattı. Katip olmak için gönüllü olmadım zaten. Kimse bana iyi olup olmadığımı da sormadı. Aldılar, buraya getirdiler. Amen hocaya baktı. Sen nasıl bir öğretmensin? Özür dilerim Epistat. Gerçekten çok yakın zamanda eğitime başladılar. O kadar kısa sürede tebe gideceğimizi bilmiyorduk. Amen diye vereyimsi işaret etti. Onlar da mı yazmayı bilmiyor? Yazmayı biliyorum. Doğru yazmayı bilmiyorum. Hızlı yazmayı bilmiyoruz. Pardon. Bir de yamuk. Diye gayet iyi yazıyor. Eğitimli bir aileden geliyor. Reims'in de pratiğe ihtiyacı var. Dia mı? Eğitimli bir aileden? O zaman bütün gece burada kalacaksınız. Güzel ve doğru bir şekilde yazmaya başlayana kadar. Bir gece de hallolur mu canım o? Eva'nın neredeyse burnuna parmağıyla çarparak papirüsünü işaret etti. Bu. Hiyeroglif değil. Ama Tanrı bilir ne. Şu kız isimleri tekrar yazsın. Dia mıydı?
Evet epistat. Titian listeyi tekrar okumaya başladı. Epistat gitmek üzereyken Eva ona seslendi. Affedersiniz efendim. Peki ya ceza? Emma şok. Gün batımından sonra gelmemi söylemiştin. Evtida, herkesin konuşmalarını duyabildiğinin farkındaydı. Bunun için sağlam bir fırça yiyeceğinin de farkındaydı. Ama ben sabaha kadar kütüphanede olacağım. Amen bir an düşündü, sonra elini salladı. Güneş batarken gel, sonra buraya geri dön. Avcılardan biri seni tapınağa geri götürecek. Evacım belki söylemesen unutmuştu bile yani. Amen ve Tisyan kütüphaneden ayrıldıklarında hocası Eva'ya yaklaştı ve sessizce tısladı. Bu ne anlama geliyor? Epistat beni gece ışıklar söndükten sonra bizim köyde yakaladı. Bunun için bana ceza vereceğini söyledi. Bugün gün batımından sonra yanına gelmemi emretti. Evtida, Amen'le olan çatışmasının ayrıntılarını saklamayı tercih etti. Gizli bir siparişi konuşmak için dışarı çıktığını söyledi. Üzerinde pijamadan başka bir şey yokken Epistat onu yakaladı. Ve bunlar sadece küçük ayrıntılar. Size hiçbir kuralı çiğnememenizi söylemiştim. Diya'yı aramaya gittim. Gece bir yere gitmişti. Bir türlü uyuyamadım. Birinci seçeneği seçersek Diya'yı ifşalamış oluyoruz. İkinci seçenekte ifşalamamış oluyoruz. Ve geleceği etkileyecek bir seçimmiş. Etkisinin ne olacağını bilmiyorum. Söylesek mi söylemesek mi onu da bilmiyorum. Diğer rotalarımda da söylememiştim. Burada söylesem mi? Diğerlerinde olduğu gibi söylemeyeceğim. Bir türlü uyuyamadım. Yeni yerimi yadırgadım sanırım. Zavallı kızım, daha iyi uyuman için seni kollarımda sallayabilir miyim? Lanet olsun Diya. Halbuki dürüstçe söyleyebilirdim. Seni arıyordum. Sen ise kim bilir nerelerdeydin. Tabii bu yüzden dışarı çıkmadım. Ama fırça yememek için yalan söyleme fırsatım vardı. Diya'yı satmamaya karar verdin. Bu olay hikayeyi etkileyecek. Şunu anlamalısınız. Remma kollarını göğsünde kavuşturdu ve sertçe şunları söyledi. Herhangi bir sorununuz varsa kendiniz çözeceksiniz. Ve gerekirse kendi kendinizi kurtaracaksınız. Size yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. İtaat etseniz de etmeseniz de seçim sizin. Unutmayın, ben sadece sizin hocanızım. Pervasız bir iki velet uğruna hayatımı riske atacak değilim. Birimiz yakalanırsak sana bir şey olmayacak mı gerçekten Remmao? Ve Remmao niyeyse kendini kurtarmak için hepimizi satabilecek bir potansiyele sahip gibi geliyor bana. Küçük kardeşine bakarken gözlerini kıstı. Bir kardeşi kardeşini harcamaz herhalde. Remmao papirüs rafını işaret etti. Siz ikiniz bütün gece bu parşömenlerin içeriğini kopyalayacaksınız. James ve Eva birbirlerine baktılar. Avcılara faydalı olmalısınız. Yoksa ortalıkta dolanır ve dikkatlerini üzerinize çekersiniz. Hızlı ve doğru yazmayı öğrenin. Yamuk hiyeroglifleriniz kimseye lazım değil. Bu sözlerle arkasını döndü ve gitti. Eva bitkin bir halde sandalyesine yaslandı. Lanet olsun. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir işe yaramıyoruz diye bizi geri göndersinler işte. Buraya gelmek için can atıyordun. Çalış. Sonra belki Rem bize bulur uygun. James arkasını döndü ve kimse onu duyuyor mu diye kontrol etti. Seçenekler. Doğru. Avcılara yardım etmek ne büyük zevk. Ve onların bana ne kadar işe yaramaz olduğumu söylemelerini duymak. Eva, hamama gidebilir miyiz? Bize ceza verilmiş bu hamam diyor. Hava kararına kadar zamanımız var. Rahatlayalım, dinlenelim biraz. İyi fikir. Etida, Hermopolis'ten bu yana düzgün bir şekilde yıkanmadığını fark ederek kendini kötü hissetti.
Gün batımından sonra burada buluşalım. Sabaha kadar aç kalmayalım diye akşam yemeğinden kalan yiyecekleri getiririm. Eva bütün gece kütüphanede olacağı için rahat bir nefes aldı. Başka bir rüya görmekten korkuyordu. Muhtemelen bir kara büyücü olarak güçleri azalıyordu. Aksi takdirde sorun ne olabilirdi? Acilen bir işe ihtiyacı vardı. Bu da avcılardan kurtulmak için bir an önce yazmayı öğrenmesi gerektiği anlamına geliyordu. İçeride yoğun buhar bulutu vardı. Nemli sıcak hava vücudu ısıtarak hemen terletti. Kızlar hemen yıkandılar ve sonra bakıma geçtiler. Eva böyle şeylerden anlamazdı. Ama anneyle babasının evinde banyosu ve buhar odası olan diye deneyimli bir aktarcıya benziyordu. Değişik etkisi olan maskeleri elde etmek için hangi bitkileri karıştıracağını biliyordu. Dia, havanda lavantayı ezdi, kil ve biraz süt ekledi. Ortaya çıkan kütleyi kendisinin ve Eva'nın yüzüne uyguladı. Cildi nemlendirip yatıştıracağını iddia etti. Bu şekilde oturmak zorunda mıyız? Elbette, cildinin onu emmesi gerekiyor. Şikayet etme, bu maskeler ucuz değil. Süt elde etmenin ve biriktirmenin ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Zenginin kaprisi işte. Bu kadar pahalı bir maske, ömrümün sonuna kadar yüzümü değiştirmeli. Malzemelere bu kadar para harcandığına göre inanılmaz güzel olmalıyım. Öyle olmuyor. O zaman para boşa gitmiş gibi görünüyor. Çok zengin bir aileden geliyorsun galiba. Öyle bir şey yok. Belki biraz. Hazır bundan bahsetmişken neden böyle bir risk alıyorsun? Kara büyücü olmak için çabalıyorsun. Halbuki ailen sana bakabilir. Birbirlerini peki hiç tanımamaları. Remma ve Reims'i anlayabiliyorum. Aileleri eskiden fakirdi. Bu yüzden ikisi de bu işi yapıyor. Ama sen... Diye ıslak buklelerini düzeltmeye başlarken omuz silkti. Bununla neden ilgileniyorsun? Pekala. Diğer kara büyücüler gibi değilsin. Beni her zaman bununla büyüledin. Senin hakkında daha fazla şey bilmek istiyorum. Bunun bir nedeni olmalı. Kurnazlık biriktirirken doğru seçenek 2. Beni her zaman bununla büyüledin. Başka seçeneğimiz olmadığı için kara büyücü oluyoruz. En yetenekli olanlar sonunda eğitim alır ve yoksulluktan kaçarak şezmi olur. Hile yapmaktan ya da her zaman para peşinde koşmaktan zevk almıyoruz. Ama bizim durumumuz bu. Senin ise oturduğun yerde kalıp, hiçbir şey için endişelenmemek için her türlü şansın var. Ancak sen okuyorsun ve çabalıyorsun. +1 kurnazlık. Haklı... Dia'yı ilk kez konuşturdun. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Haklısın, burada olmamalıydım. Açıklaması zor. Babamla aramız kötü. Parayı bana gizlice annem gönderiyor. Onlar aslen Memphis'li. Başkentten mi yani? Kara büyü yasağını desteklemeli ve işine karşı olmalılar o zaman. Herkes gibi onlar da bilmiyor. Eskiden tıp öğrencisiydim. Ne? Bitkisel tıp okumak için Hermopolis'e gönderildim. Ama tapınaktan bir kara büyücü. Bende rüya büyücüsü yeteneğini gördü. Kara büyücü mü? Tot tapınağımızda mı? Bizden yaşça çok daha büyüktü. Ve uzun zaman önce mezun olmuştu. Onu tanımıyorsun. Beni kara büyü yapmaya ikna etti. Ona daha yakın olmak için her şeyi yapmaya hazırdım. Yani aşıktın. Babama bitkisel tıp okulunu bıraktığımı söylemişler. Çok kızdı ve bir daha eve dönmemem için beni uyardı. Bu eğitim yüzünden beni evlendirmedi. Evlendirmedi mi? Sen onun evcil hayvanı mısın? Zengin aileler farklıdır. Neyse, bana ayak uydurdu ve ben... Birçok insana dilenci olduğumu söylüyorum. O zaman pek soru sormuyorlar. Dışarıdan da hiç dilenciye de benzemiyorsun.
Şimdi o kara büyücü nerede? Senin adına çok üzüldüm. Bu seçeneğin elmaslı olması da değişik. Bu kara büyücüyle illaki karşılaşacağız. Uğruna kaderinden vazgeçtiğin. Aşıktın, değil mi? Evet, o benim için koca bir dünyaydı. Yetişkin, zeki. Herkes gibi olmayan. Kendimi özel hissettim. Sevildiğimi hissettim. Ama o beni terk etti. Benden ayrıldı ve kendi yoluna devam etti. Onun için ilişkimiz o kadar da ciddi bir şey değilmiş. Ben ise onun uğruna hayatımı mahvettim. İsfet, lanet olsun ona. Biranın tadı ona ekşi süt gibi gelsin. Diye yetişkin bir kara büyücüyü seviyormuş. Hem de çok. İsman'ın yanında bu yüzden mi çekingen davranıyor? Bir kez daha canının yanmasını istemiyor mu? Önemli bir ayrıntı öğrendim. Bu olay hikayeyi etkileyecek. Diye birden oturduğu yerden kalktı. Sohbete daldık. Maskeleri çıkarmanın zamanı geldi. Tamam. Eva yüzünü yıkamaya başladı. Onu daha fazla zorlamak istemiyorum. Kız Diana'nın dirseklerinde hafif pembe lekeler fark etti. Eva korkmuştu. Çünkü kara hastalığın nasıl bir şey olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Endişelenmeye bile başlamıştı. Aynı suyla yıkanmışlardı. Hayır, leke değil, cildi kuru. Şemu döneminde tüm Mısır'da delice sıcak rüzgarlar estiğinde böyle olurdu. Bazı yerlerde cilt pürüzlü hale geldi. Ama ahet başladı bile, kuraklık geçti. Nil yavaş yavaş kıyıları taşıyor. Nem yüksek. Evti de bu düşüncelerin tamamen yersiz olduğuna karar verdi ve yıkamayı bitirdi. Gün batımında Tion, Eva'yı Terzi Nate'e götürdü. Terzi kızın ölçülerini aldı. Elindekileri inceledi ve birkaç seçenek sundu. İşte bak, sana bazı parçaları bedavaya veririm. Ama bazıları için birkaç bozuk para isteyebilirim. Kumaşlar farklı. Tion için yaptığın gibi bir pelerin daha yapabilir misin? Yaptığım nerede? Uzun hikaye. Yok. Avcılar iyice yerleşti. Artık sabahtan akşama kadar işim var. Pantolonları bir ay içinde yıpratmayı başarıyorlar. 20 kişi. Düşünsene. Tamam, unut gitsin. Nate kıyafetleri gösterdi. Açık renk takım. Şık bir takım. Sade bir takım. Önce bunu alalım, sonra beyazlıyı da alalım. İkisini de beğendim. Gardırobumuzda dursun. İleriki bölümlerde giyeriz artık. Bak sen bu süslüye. Bari saçını yapalım. Yine hepsini alalım. Son saçı da beğendim ben çünkü. Neyse, bunu alalım. Üçüncüyü takarız. Eva Nate'e teşekkür etti. Ertesi günü bu kıyafetlerle geçirecekti. Sabaha kadar pratik yapacağız. Ardından nekropole gideceğiz. Hermopolis'te o gün işe gitmiş olmam bana böyle patladı. İşte bedeli, daha fazla iş ve her adımımı izleyen bir epistat. Güneş yavaşça ufka doğru yuvarlandı. Cezasını almak için amene gitmeliydi. Kız geldiğinde amen kapıya yaslanmış, onu bekliyordu. Geldi. Dediğin gibi. Gir. Amen içeri girdi. Eti de onu takip etti. Geniş ve sade bir şekilde döşenmiş ev pek aydınlık değildi. Mumların alevleri her hareketle titreşiyordu. Eva, Amen'in evinde yaktığı kifir reçinesinin kokusunu aldı. Epistat ona yeri serilmiş halıyı gösterdi. Otur. Bu emir kızın kafasını karıştırdı.
Ancak Eva yine de itaatkar bir şekilde diz çöktü. Karşı çıkmaya gerek yok. Başka bir ceza daha alamam. Adam masasına yaklaştı. Küçük bir kutu çıkardı ve onu Eva'ya getirdi. Kız kutunun küçük şişelerle dolu olduğunu görünce şaşırdı. Yaklaşık 15 şişe vardı. Hepsini yıka, sonra sil. Ve hepsi bu kadar mı? Başka bir şey daha mı bulayım? Ceza deyince kız da şaşırmış olabilir buna, tabii. Kız olumsuzca başını salladı. Amen onun önüne bileğen su ve bir bez parçası koydu. Başlayabilirsin. Kendisi masaya geçti ve parşömenlere gömüldü. Amen ve Eva yalnızca su sıçramasının duyulduğu mutlak bir sessizliğe daldılar. Daha kötü olacağını sanmıştım. Eva şişeleri yıkamaya başladı. Şekil ve boyut olarak parfümlü yağların saklandığı kaplara benziyorlardı. Diana'nın her sabah kullandığı gibi. Adamın kendine o kadar yağ sürdüğünü düşünmüyorum. Öte yandan parfüm kullanıyor, kokusunu alıyorum. Evi temiz ve düzenliydi. Kullanılmış şişeleri bile ayrı bir çekmecede tutuyordu. Eva, Amen'in kendisine zorbalık edeceğini ya da pis, küçük düşürücü işler yapmaya zorlayacağını düşündü. Bunu herhalde bir tek Eva düşünmüş olamaz. Ama görünüşe göre adam sırf kıza ders olsun diye ceza vermişti. Ve bu iyi bir şeydi. Muhtemelen epistat onu ciddiye bile almıyordu. Ya nasıl ciddiye almıyordu? Ciddiye almasa adam bizi evine çağırır mı? Herkesi evine çağıracak hali yok ya. Kız kendi kendine bir şeyler düşünürken bir anlığına başını kaldırdı. Amen papirüsleri bırakıp dikkatlice onu inceliyormuş. Neden durdun? Sen neden izliyorsun? Kurnazlık yolu. Senin gözünün önünde bir şey yapmam zor efendim. Kendimi beceriksiz hissediyorum. Kütüphanedeyken hissetmedin mi yani? Evet hissettik yazamadık. Hayır sonuçta kendimi kadroya dahil eden ben değilim. Her zaman pek iyi yazamadığımı biliyordum. Ama kimse sormadı ki. Amen Eva'nın imasını yakalayınca kaşlarını çattı. Korkusuz musun yoksa sadece salak mısın? Anlayamıyorum bir türlü. Salağa yatıyoruz. Evde de cevap vermedi. Şişeleri yıkamaya devam etti. Ne kadar çabuk bitirirse oradan o kadar çabuk çıkacağını düşündü. Amen de ona olan ilgisini kaybetti. Çalışma masasının çekmecesini açtı. Eva göz ucuyla onu izledi. Kendi kendine not etti. Gizli çekmeceleri olan bir masa. Avcıların başkomutanı iyi bir maaş alıyor olmalı. Ben hiç böyle bir masa görmedim daha önce. Baş epistat onu da alsın bir zahmet. Epistat bir şişe daha aldı. Açmadan önce üstünü çıkardı. Yine soyundu. Acele et. Kaç tane daha kaldı? Eva bakmayı bıraktı ve camları yoğun bir şekilde yıkamaya devam etti. Yine nar ve çiçek kokusunu alınca dikkatini tekrar epistata vermek zorunda kaldı. Amen avuçlarına birkaç damla yağ damlattı ve onunla vücudunu ovmaya başladı. Olağanüstü açık teni ateşin ışığında parladı. Kolların, omuzların, gövdenin, sırtın üzerinden geçti. İsfet. Amen sırtına yağ sürmeye çalıştı ama uzanamadı. Elbette. Amon-Ra'nın kütüphanesindeki kitaplıklar bile bu adamın sırtından daha küçük. Epistat Eva'nın kendisine baktığını fark etti. Yardım. Bakmayacağım kendi bildiği iş. Bu adam bu yağları sürekli sürüyorsa ve yetişemiyorsa sürekli bu adama yağı kim sürüyordu? Şimdi biz yardım edeceğiz. Eş rotası ama yardım edelim. Belli bir yere kadar sahnelerini alırım. Herkesin sahnesini alırım. Eğer gerekliyse muhtemelen yapamazsın efendim. Çok işin kaldı mı? 5 tane kaldı. Önce işini bitir. Sonra yağlı ellerinle şişelere dokunmak zorunda kalmazsın. Bu sözlerden sonra Amen göğsüne, boynuna ve yüzüne yağ sürmeye başladı. Eva kasıtlı olarak yavaşladı. Reddedeceğini düşünmüştüm. Görünmez Tanrı.
Eva da burada istemem yan cebime koy yapıyor işte. Bana öyle bakıyordu ki başka ne söyleyebilirdim. Bahane bulma Evacığım. Ama işi kaçınılmaz olarak sona erdi. Islak ellerini kuruttuktan sonra Eva epistata yaklaştı. Avuçlarını birleştir. Eva itaat etti. Amen biraz yağ damlattı. Sessizce ayağa kalktı ve kıza sırtını döndü. Dolap. Yakından bakıldığında dışarıdan göründüğünden bile daha uzundu. Eva da kısa değildi ama onun yanında kendini çok küçük hissediyordu. Yağı avuçlarının arasında ısıttıktan sonra ellerini Amen'in sırtına koydu. Cildi çok yumuşak, hatta narindi. Bu bakım onu böyle yapmıştı muhtemelen. Ya da bunu sağlayan Amen'in beyaz saçına ve açık renkli gözlerine sebep olan o özellik miydi? Eva ellerini Epistat'ın sırtında kaydırdı. Kaslarının sertliğini, yara izlerinin hafif pürüzlülüğünü hissetti. Omuzlarına ulaşmak için parmak uçlarında yükselmesi gerekiyordu. Gergin. Garip. Neden? Masaj da yap Evacığım. Eti de Amen'e yağı sürerken masaj yapıyormuş gibi parmaklarıyla bilinçsizce bastırmaya başladı. Yaptı zaten. Ya ben 4. bölümdeki ara sahne çizimi yerine burada bir ara sahne çizimi isterdim. Masaj diyorum. Yağ sürerken daha güzel olabilirdi. Sessiz kaldı. Başını hafifçe eğerek boynunu esnetti. Görünmez Tanrı. Ben ne yapıyorum? Bir epistatın sırtına yağ sürüyorum. Meşhur bir kara büyücü katilinin sırtına. Ne bileyim, belki de binlerce Şezmun'un kanı derisine işlemiş ve hiçbir şekilde de temizlenemez. Onunla ilgileniyorum. Ama bir gün bu kocaman ellerin boynuma dolanmayacağı ne malum. Uzun süre işsiz kalamam. Paraya ihtiyacım var. Düşüncelerine dalan Eva kendini unuttu ve Amen'in sırtından göğsüne geçti. Arkasında duruyordu. Avuç içleri adamın iki yanındaydı ve daha da ileri kaydı. Bildiğin sarılmış gibi olmuşuz. Ama o an Epistat kızın ellerini yakaladı ve onu durdurdu. Çabuk alıştın bakıyorum. Hoşuna mı gitti? Dalmışım efendim. Aklından geçti. Bileklerimi tutuyor. Eğer isterse asla kurtulamam. Amen çok nadiren yardımı kabul eder. Bu akşamı unutmaz. Adam omzunun üzerinden ona bir bakış attı. Git Evtida, cezan tamamlandı. Pelerini istediğin zaman benden alabileceksin. Ve bugün iyi çalış, korkunç bir katipsin. Giderken verseydin ya. Eva cevap olarak laf sokmak istese de sadece onayla başını salladı. Ardından aceleyle Epistat'ın evinden ayrıldı. Önüne geleni yanına almadan önce bilgisini kontrol etmeliydin. Şikayet etmenin bir anlamı yoktu. Kız onu tebe götürecek avcılara doğru yürüdü. Reims onu tapınakta bekliyordu. Masalar parşömenler ve papirüslerle doluydu. Sabaha kadar çalışmaları gerekiyordu. Bütün geceyi bu şekilde geçireceğimize inanamıyorum. Bu pratik işe yararsa ve onlardan biriymişiz gibi görünmemizi sağlarsa ben varım. Çok sıkıcı. Metinlerle uğraşmak isteseydim gerçek bir katip olarak işe girerdim. Öyle mi? Peki o zaman buraya gel. Reims parmağıyla Eva'yı yanına çağırdı. Ne? Buraya gelirken kapris yapacağını biliyordum. Ben mi? Kapris. Aslında Eti de yanına geldiğinde Reims çantasını açtı. Reims çıkardı. Bira sürahisi. Bir göz at. Eva tatlı sert bira kokusunu aldı. Bu hack değil mi Reims? Sen beni nasıl mutlu edeceğini biliyorsun. Dünyanın en iyi adamısın. Kütüphanedeyken sarhoş mu olmak istiyorsun? Reims sen dünyanın en iyi adamısın. Başka kim bana kütüphaneye bira getirir ki? Böyle insanları tanımıyorum. Çünkü sen bir tanesin. Reims gülümsedi. Daha önce olduğu gibi alay veya kibir olmadan. Samimi olarak. Reims bu sözlerini duymaktan memnun. Reims bardağı bira koydu ve Eva'ya uzattı.
Teb'de iyi iş bulmak için içelim. Ve ben, Seth sözlerimi duysun, lanet bir katiplik işinden bahsetmiyorum. Katılıyorum. İki büyük yudum aldılar. Hangi alanı seçeceğine ne zaman karar vereceksin? Belki de ölüler büyücülüğü düşünmelisin. Ben rüyalarda dolaşmayı seviyorum. Ölülerle pratik yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Teb'de bunu yapabileceğim. Bir merhumla çalışmak için henüz hiç ciddi bir sipariş almadım. Evtidan'ın aklına birden Dia geldi. Ama ölü büyücülüğü İbogoten türünden kaçınmama yardım edecekse, o zaman belki de tek yapmam gereken iş odur. Son konuşmalarını hatırladı. Eva hayal kırıklığıyla başını salladı. Eşyalarını karıştırdım Reims. Gece uyandım. Bir bakıyorum. Dia gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Gitmiş işte. Sabah olduğunda evdeydi. Önemli değil. Ama eşyaları arasında bir şişe tentür buldum. Emin misin? Evet, turuncu damlalar. İğrenç kokuyordu. Dia İboga'yı gerçekten içiyormuş yani. Ayrıca, bunun bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bugün banyoda vücudunda kuru cilt lekeleri fark ettim. Bilirsin, aylarca süren Şemu'dan sonraki gibi. Kulağa İboga etkisi gibi geliyor. Birbirlerine baktılar, ortaya üzücü bir tablo çıkıyordu. Reims fazla uzatmadan onlara birer bardak ek daha koydu. Bu onun seçimi, tüm söyleyebileceğim bu. Bu kadar basit mi? Koca bir kız ve nasıl bir sorumluluk taşıdığını biliyor. Dia bunu bile kaldıramazsa kara büyücü olmayı hiç başaramaz. Onu yer bitirirler, iz bırakmazlar. Reims de haklı şimdi. Eva cevap vermedi, henüz ne hissettiğini anlamadı. Geçen gece Dia için üzüldüğünü sanıyordu. Geçen gece. Önemli olan uyumamak. Artık lanet olası rüyalar görmek istemiyorum. Artık uyumaktan korkuyorum. Reims Eva'nın ruh halinin değiştiğini fark etti. Nedense son derece endişeli. Paniğe kapılmış görünüyordu. Evtida ayağa kalktı ve bardağını tek yudumla bitirdi. Reims de ayağa kalktı ve karar verdi. Kızın kafasını dağıtarak onu desteklemeye, Eva'nın omzunu sıvazlamaya, kıza bir bira daha koymaya. Bardağını masaya koydu. Dia'nın sorunları seni üzüyor mu? Onun sorunları beni üzen şeyler listesinde son sırada. Daha büyük kaygılarım var. Reims bardağı kaldırdı ve bir yudum aldı. O zaman şuna içiyorum. İkimiz de çok sipariş alalım. Avcılardan burunlarının dibinden sıyrılalım ve... Bir bardağa bu kadar çok dilek sığmaz. Yardım etmeme izin ver. Evti de bardağını doldurdu ve Reims'e katıldı. Ve zengin olalım. Bu kadar kolay mı? Sana da illa zor olsun yani. İçtiler. Eva fondüp yapmak için başını geriye doğru atarken dengesini kaybederek sendeledi. Genç adam düşmesine izin vermedi. Tam zamanında onu belinden tuttu. Bir an donup kaldılar. Onlar için beklenmedik bir yakınlıkta. Eva Reims'e utanarak baktı. Reims çok değişik kokuyordu. Öyle bir aroma bu topraklarda bulunamazdı. Yabani böğürtlen ve pembe biberin birleşimi. Reims, sorun ne? Böyle kal Eva. Yardım etmek istediğimde hep karşı çıkıyorsun. Şimdi de öyle. Yardım derken... Akraban olmadığını biliyorum. İsman'ın ailesi seni evlat edinmişti. Ve o asla tam olarak nasıl bir durumda olduğunu anlayamaz. İsman, geleceğin hekimi. Eminim ki herkes tarafından sayılır ve sevilir. Ama ben seni anlıyorum Eva. Hem de herkesten daha iyi. Korku, umutsuzluk, çaresizlik. Dök içine, istersen küfür et. Seni iyi tanıyorum. Hakkımda ne biliyorsun? Bir şey hakkında ne kadar çok konuşmak istersen, o kadar inatla sessiz kalırsın. Hep laf sokarsın ve sadece hiç umursamadığın şeyler hakkında konuşursun. Genç adam kızın sırtını okşadı. Eva biraz rahatladı. Artık bir hurma ağacı gibi hareketsiz durmuyordu.
Görünmez Tanrı. Ama sadece bir kere, tamam mı? Tamam, sorunlu Neferut. Reims de Neferut diyormuş Eva'ya. 4 oldu bu. 4 farklı kişiden duyduk. Yani diğer iki kişiden henüz duymadık da, ya da duyduk mu? Karıştı şu an hep. Hatta 5 oldu, pardon. Eva Reims'e sarıldı. Alnını genç adamın omzuna yasladı. Çok bıktım. Anlıyorum. Bu arada bu sahne çok hoşuma gitti. Daha önce hiç bu kadar dikkatli okumamıştım. Reims gerçekten çok iyi biri. Aptal avcılar. Hastalıklardan. Sekmet sorumlu. Şezmuların bununla ne alakası var? Sekmet eski Mısır'da savaş, intikam, kavurucu güneş ve hastalık tanrıçasıdır. Reims geri çekilirken güldü. Onlara sormayı denesene. Sonra bize işkence yapsınlar. Timsahlara atlasam daha iyi. Reims'in aniden yüzü değişti. Genç adam Eva'dan uzaklaştı. Reims kendini yanlış bir şey düşünürken yakaladı. Bir adam kafam iyi oldu. Sürahiye alan Reims biraz daha hek koydu. Son bir bardak daha ve papirüslerin başına oturuyoruz. Hadi. Neşeli neşeli sohbet ediyor. Aralarında şakalaşıyor. Kimseden çekinmeden yüksek sesle kahkaha atıyorlardı. Biralarını bitirdikten sonra bir iki cümle daha edip yerlerini aldılar. Biraz çakır keyif olmuşlardı. Bu yüzden metne odaklanmakta zorlanmışlardı. Ama bu haldeyken Amen o kadar da korkunç görünmüyor. Ve Titya'nın alayları da tamamen unutulmuştu. Evtida önüne eski bir papirüs koydu ve metni kopyalamaya başladı. Uzun, yavaş ama ısrarla. Hiyeroglifler zıplıyor. Kütüphanenin zemini sanki kayıktaymış gibi sallanıyordu. Reim Seva'ya döndü. Görünüşe göre kendini ondan daha iyi hissediyordu. Daha ister misin? Biraz kaldı. Evet, hayır. Burada hayırı seçin arkadaşlar. Çünkü sarhoş olursa, yani evet derse sarhoş oluyor. Daha çok içiyor ve çalışması yarım kesiliyor. Ama hayır deyince daha çok çalışıyor. Bu da ileride artı bir şöhret alacağımız bir sahneye olanak sağlıyor. Yeter bu kadar. Nasıl istersen. Eva odaklanmaya çalışarak metne döndü. Sembolleri aktarırken satırları okudu. Kızıl topraklardan herkes dönmez. Evet evet, bu metninle alakalı. Ve tanrıların iradesiyle kaçmayı ve geri dönmeyi başaranlar sıra dışı bir seraptan söz eder. Biz bunu Agnia'yla tanıştığımız bölümde pazarda duyduk. Kadınlar konuşuyordu. Eva kimin böyle şeylerle ilgilendiğini bile bilmiyordu. Ama o buraya eğlenmeye gelmemişti sonuçta. İşini yapıyordu. Gözleri kapanıyordu. Bir damla daha içmiş olsaydı çoktan uyuyakalırdı. Bu hikaye hep aynı. Dili tatlı olduğu kadar yüzü de çekici. Ama ölümcül zehirle dolu güzel bir genç adam hakkında. Ben niyeyse bu adamın eş olduğunu düşünüyorum. Ettiği vahşetler ruhuna eziyet ediyormuş. Bu delikanlı gezginleri ağlarına çekiyor. Onları uçsuz bucaksız kumların derinliklerine götürüyor ve ona inanan herkesi gömüyormuş. Seçimin hikaye gidişatını etkiledi. Kızın göz kapakları ağırlaştı ve yavaş yavaş kapanmaya başladı. Eti de artık ne yazdığını ne de okuduğunu anlamıyordu. Bütün gün tek bir kelime, resim, haber akışında birleşti ve onu ağır bir dalga gibi onun üzerine yığıldı. Kız bir saniyeliğine gözlerini kapatınca kafası masaya düştü. Eva, ama yüzünü taze mürekkebe batırmasaydın. Yanlardan bir yerden ses geldi. Eva kelimeleri anlamadı, başını kaldırmadı. Uyuyakaldı. Tekne dalgaların üzerinde sallanıyordu ve bu hareketlerden Eva'nın midesi bulanıyordu. Teknede ne işimiz var? Yan tarafa doğru eğildi. Suya dalmayı ve serinletici serinliği hissetmeyi hayal etti.
Ama Nil'deki su artık buna uygun değildi. Yoğun ve kokuluydu. Oraya atlamak bataklığa girmek gibidir. Gibidir. İsman hafifçe kıkırdayarak kızın sırtını sıvazladı. Ne manyaksın sen Eme. Komik mi? Epistat seni kırbaçlamadı bile. Kibarca sorunu çözmeyi teklif etti. Bir de sarhoş olmuşsun. İçmeyi öğrenemedin bir türlü. Epistat, cehennemin dibine. Kürekçilerin çalışmalarını denetleyen amen yanlarından geçti. Hiç duymamışsındır. Eva sessizdi. Epistat uzaklaşırken İsman başını salladı. Buraya zorla sürüklediler. Şimdi de zorla eğitim mi veriyorlar? Ya sen onları Eme ya da onlar seni. Başka bir el sırtına dokundu. Eğitim arkasını döndü ve bankta Reims'le Dia'yı gördü. Bak kim avcılarla birlikte yelken açmış. Agnia. Kız Amen'e bir şeyler söyledi. Adam kah kaşlarını çattı, kah gülümsedi. Yüzü değişmedi, sadece başını salladı. Demek kız bu tür bağlantılardan bahsediyormuş. Şaka yapmıyormuş. Helal olsun, bu da bir başarı bence. Dia ve İsman ne demek istediğini anlamadan Agnia'ya doğru yan yan baktılar. Agnia, Eva'nın ona baktığını fark etti. El salla ve gülümse. El salla. El salla ve gülümse. Aramızı niye kötü yapalım? Evti de elini kaldırdı ve Agnia'yı selamladı. Kız ona aynı şekilde cevap verince Amen şaşırdı. Agnia samimiyetini görünce mutlu oldu. Adam eğildi ve kıza bir şey sordu. Boy farkları gülünç derecede fazlaydı. Agnia olumsuzca başını salladı ve gülümsedi. Emin bir şekilde batı kıyısına doğru ilerliyorlardı. Amen ve Agnia birbirlerini nasıl tanıyorlar? Çok geçmeden tekne yavaşladı. Müfrezeler kıyıya indi. Gruplar halinde toplandı. Amen başındaydı. Setmaat köyüne doğru ilerliyoruz. Orası krallar ve kraliçeler vadilerinde çalışan ve düzeni koruyan bir zanaatkarlar köyü. Bugünkü işimiz orada başlıyor. Başhekim bizi orada bekliyor. Gereksiz konu dışına çıkmadan Amen avcıları ve yardımcılarını daha da ileri götürdü. Agnia kimseyle iletişim kurmadan Epistat'a yakın duruyordu. Titian onunla gülümseyerek konuştu. Bu kız buradaki herkesle arkadaş mı olmuş? Yakında hedeflerine ulaştılar. Yoksul kulübelerden yeni gelenlere ilgiyle bakan adamlar çıktı. Çok kalabalık değillerdi. Bazı evler ya boştu ya da sahipleri gelmemişti. Buradaki atmosfer bunaltıcıydı. Belki çoktan nekropole gitmişlerdir. Güneş çoktan yükseldi. Öğlene kadar uyumuyorlardır. Evtida Dia'ya baktı. Sen nasıl da? Aaa Livyet, Yon'un şeysi. Köyde kollarını göğsünde kavuşturmuş bir genç onları bekliyordu. Herkese bu sokağın sahibiymiş gibi bakıyordu. Pellalı Livy. Benim Pellalı olduğumu tam olarak nasıl anladın? Eğer bu bir şakaysa bana göre zerre komik değil. Anlamadım. Dalga mı geçti Livy? Ama yok, gayet normaldi bence. Livy kaşlarını kaldırdı. Başkomutandan kesinlikle korkmuyordu. Epistat Amen, doğru mu? Evet. Ben başhekim, Pellalı Livy'yim. Epistata değil, herkese hitap ediyordu. Kara hastalığın tam ortasına gelmekle nezaketinizi ve cesaretinizi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yardımınıza ihtiyacımız var. Kalabalık olursak ölümle yarışmak çok daha kolay olacak. Yarışmak mı? Buna başka bir şey diyemem. Ve en kötüsü şimdilik ölüm kazanıyor. Livy onu takip etmemiz için başını salladı. Tion da ağzının tadını biliyormuş. Teb lanetinin baş şifacısına aşık olmuş. Akıllı kız. Evacım sen de gördün ya, rüyada adam taş gibiydi valla.
Yürürlerken Livi gelişi güzel bir şekilde her bir kişiyi inceledi. Babacan bir tavrı vardı. Sanki hepsinden 20 yaş büyüktü ve herkesten daha saygındı. Ne bakıştık be. Eltida'ya bakınca kaşlarını çattı. Livi seni bir yerlerde görmüş gibi hissetti. Yavaşlayalım. Köyün sonuna gelmeden durdular. Burası gruplarımızın ayrılacağı yer. Gruplara bölündünüz değil mi? Evet, Titsian. Bir papirüs çıkaran Titsian yüksek sesle okumaya başladı. Nomius Vendius, siz ikinci ekiptesiniz. Evleri dolaşın, yaşayanlara, hastalara, ölüleri bulun. Protus Weidmon, siz kıdemli şifacıların yardımcılarısınız. Köyün sonundaki en büyük evde kıdemli şifacılar yaşıyor. Diya, hekim ekibinde olacaksın. Hastalığın nasıl tedavi edildiğinin ve incelendiğinin kayıtlarını tutacaksın. Tamam. İsman, Bay Livi'ye yardım edeceksin. Hocan senden iyi bahsetti. Yeteneklerini gösterme fırsatını kaçırma. Harika. Livi İsman'a bakarak nazikçe gülümsedi. Yaptığın işi seviyor musun? Evet, benim için çok önemli. Ben kendim bu ekibe katılmak istedim. İsman bunu gururla söyledi ama Livi şaşırdı. Burada herkes gönüllü değil mi yani? Eltida, benim ekibimin katibi olacaksın. Reims, sen müfrezede görev alacaksın. Herkes değil. İsman istemeden üç kara büyücüye baktı. Livi onun bakışlarını takip etti. Bir dakika sonra her şey netleşmişti. Diye gönüllülerle beraber kıdemli hekimlerin yanına gitti. Reims hastaları sorgulayan Amen'in müfrezesiyle birlikteydi. Daha sonra katılacaklarını söylediler. Livi, Eva, İsman, Titsian ve diğer birkaç avcıya baktı. Bugün için ekibim siz mi olacaksınız? Evet, ben onun alt komutanıyım. Güzel, o zaman gidebiliriz. Başlangıç noktamız ne olacak? Anateb nekropolü. Size orayı göstermem lazım. Tekrar kıyıya döndüler ve sahil boyunca yürüdüler. Neden bu yolu seçtik? Şöyle ki, burada sırtlanlar ve vahşi kediler var. Çorak araziden geçersek onlara rastlayabiliriz. Suyun yakınında sayıları az. Daha saldırgan avcı hayvanlardan kaçınıyorlar. Bizim de kaçınmamız gerekmiyor mu? Yanınızda birkaç avcı var. Hayvanlarla ne yapacağımızı biliyoruz. Umarım bir işe yararsın. Hadi bakalım. Bugüne kadar burada yalnızdım. Ve pek iyi bir avcı sayılmam. Livi'cim çok tatlısın. Livi Eva'nın sessiz olduğunu fark etti ve onunla konuşmaya çalıştı. Peki sana nasıl hitap etmeliyim sessiz kız? Eltida. Kayıt mı tutacaksın Eltida? Yazacak bir şey olursa. Bu kayıtların kahramanı olmak istiyor musun? Bir kahraman adına boşluk bırakayım mı? Bir kahraman? Hastalığı yenersen seni büyük bir şöhret bekliyor. Yenebilirsen tabii. Dalga mı geçtik? Livi niye sinirlendi? Livi Eva'ya bakarak gözlerini kıstı. Cevabındaki bir şey hoşuna gitmedi. Ama adam konuşmaya devam etmedi. Titsian aniden dondu kaldı. Sessiz olun. Yeşillikler hareketlendi. Bunun anlamı? Eğer bir timsah varsa tepkileri çok hızlıdır. Yavaşça geri çekilin. Hayır, ben avcı değilim. Hiçbir yere gitmiyorum. İsman, kafayı mı yedin? Uzaklaş Eme, çabuk. Korkuya yenik düşen Eva, temkinli geri adım attı. Ama kendi elbisesinin eteğine bastı ve dengesini korumak için seyirdi. İsvet, Livi onu dirseğinden tuttu, kendi hareketsiz durmaya devam etti. Kıpırdama. Yeşillikler yine sallandı. Livi'nin arkasına saklan, nazikçe teşekkür et, donup kal. Livi'nin arkasına saklan.
Kız genç adamın arkasına sessizce saklanıp omzuna dokundu. Ne yapıyorsun? Kesinlikle bir tür yırtıcı. Buradan kaçmamız gerekiyor. Livi başını Eva'ya çevirdi ve kaşlarını çattı. Arkama saklanma. Lütfen bana yardım et. Kaşlarını çatarak tekrar yeşilliklere baktı. Livi'yi de güzel çizmişler yine. Uslu dur ve hareket etme. Eva Yunanca konuştuğunu duyunca şaşırdı. Livi elini uzattı ve onunla kızı korudu. Kıza dokunmadı bile. Sadece ona nazikçe siper oldu. Kehribar gözleri hoşnutsuzlukla parladı. Gözleri çok güzel. Her an saldırmaya hazırlanıyormuş gibi gerildi. Parmaklarını omzunda tutan Eva sertleşen kasları hissetti. Garip bir şekilde arkasından baktı ve fısıldadı. Orada neler oluyor? Şşş. Koyu renk saçlarından hafif ama mayhoş bir koku yayılıyordu. Kız bunu aklından çıkarmaya çalıştı. Titian bilinmeyen yaratığın gidip gitmediğini kontrol etmek için dikkatlice öne çıktı. Eiti de istemeden kokuyu içine çekti. Baharatlı safran, hoş kokulu ahududu ve biraz odunsu notalar. Mısır'da böyle bir parfüm yağı bulunmaz. Livi ona doğru gözlerini kısarak baktı ve tısladı. Beni mi kokluyorsun? Birbirlerine bakmaya başladılar. Yapacak başka işim mi yok? Bana doğru üfleme. Dün biri çok mu içmiş? Ve evti de patlar. Eva öfkeyle homurdandı. Livi bunu kıkırdama sandı. Çok mu komik? O zaman geri git. Livi daha önce koruduğu Eva'ya uzandı. Onu itmek istedi. Kes şunu. Yoksa kahramanlıklarını kim tarihe geçirecek? Titian rahatladı ve elini salladı. Her şey yolunda. Orada kimseyi görmüyorum. Muhtemelen sadece bir varan. Titian'ın da kahramanlık yapası gelmiş. Eiti de rahat bir nefes aldı ve hemen Livi'den uzaklaştı. Genç adam küçümseyerek kıkırdadı. Ne kadar cesursun. Livi bu durumu ilginç saydı. Hararetli tartışmalar çalılardan gelen yeni bir gürültüyle kesildi. Belli ki orada biri vardı. Görünmez tanrı, bu da ne? Ve eş rotasındaki 5. bölümümüz de bitti. 6. bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.